Hazreti Ali'den öğütler. 91. öğüt. Kur'an-ı Kerim okurken zikrinde cenneti ve kademelerini bildiren ayetler geçer. Kur'an-ı Kerim'i okurken biraz sesli okuman lazım ki kulakların işitsin ve okurken düşünmelisin ki sanki sana Hazreti Muhammed hitap ediyor. Çünkü onun dilidir o sözler. Onun her sözü mana doludur, cenneti andırır. Cennetten maksat ormanlık, yeşillik, ağaçlık değil, insandır. Biz her zaman ne diyoruz? İnsan insanın cenneti, insan insanın cehennemidir. Eğer güzel bir insanla karşılaşırsan, o sana ikram ettiği güzel sözlerle seni güzel yerlere, güzel duygulara götürürse, işte sen cennette sayılırsın. Hazreti Mevlana çok güzel buyurur, der ki: cenneti görmek istersen aşıkların sohbetine karış. Onlar hep sevgiden, hep aşktan konuşurlar. Cehennemi de görmek istersen git küfürbazların sohbetine karış. Onlardan da isyanlar, küfürler çıkar, senin gönlün kırılır, incinir. Cehennem ateşi insanı bir dakikada yakar ama acı bir sözün ateşi seni saatlerce yakar. Yine ne güzel buyurur Mevlana, der ki: cennet baharla yaza benzer, cehennem de sonbaharla kışa benzer. Allah aşıklarının cenneti manevi zevktir, yani aşk cennetidir ki insanı buraya erdiren tek bir yol vardır ki o da ahlaktır. Her şey bu dünyada gözlerimizin önündedir. Cennet de buradadır, cehennem de. Sen hak muhabbetleri yapılan bir yerdeysen, sana yol gösteren kamil bir mürşidin varsa ve senden sevgi tohumları çiçek vermeye başlamışsa, işte sen cennettesin. Rubai. Senin yüzünü görmedikten sonra yüzlerce dünya güzeli görmüşüm ne önemi var? Senin sözün olmadıktan, senden bahsedilmedikten sonra yaşayışın sırrının sırrını duysam ne işime yarar? Ey güzelliklerden bile gizli olan aziz varlık. Seninle beraber bulunmadıktan sonra ben cennette sonsuza kadar hurilerle dost olmuşum, devlet bana yar olmuş, ben bunlardan hiçbir şey anlamam. Ben senden başka hiçbir şey istemem. Mevlana Celaleddin Rumi. Divan-ı Kebir, Cilt 2, 1062, Midhat Bahari Beytür Seçkisi. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar Dede'nin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı.